Merhaba sevgili dostlarımız, İlişim Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çokça istek alan sizlerden mesaj aldığım tam kıvamında, tam ölçülü revani tarifi istenmiş. Bugün inşallah tam ölçülü, tam kıvamında yıllardır yaptığım en garanti tarifimi sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Hazır Ramazan ve Ramazan için özel tatlılarımızdan birisi olacak. Öncelikle arkadaşlar şerbetimizi ayarladık. Şerbetimiz için 3,5 su bardağı su, 3,5 su bardağı toz şeker ekledim tencereme. Şimdi kaynatmaya başlayacağım. 10 dakika tutacağım. 10 dakika sonra birkaç damla limon sıkıp tekrar bir 10 dakika kaynatıp kapatacağım. Şimdi revanimiz için diğer malzemelerimize geçelim. Portakallı revanimiz için arkadaşlar bütün portakalımın buralarını kestim, siyah kısımlarını. Şimdi portakalımı 4'e 5'e bölüp bu şekilde doğrayıcımdan geçireceğim. Ve bütün haliyle kullanmış olacağım portakalı. Kabuğunu ayrı, suyunu ayrı kullanmıyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Tamamıyla bütün portakalın aromasını istiyorum çünkü. Her şeyiyle kullanacağım portakalı. Bir tam portakal kullanacağız. Bu şekilde doğrayıcımdan geçirip revanimin içinde kullanacağım. Portakalımızı çektik, pürüzsüz hale getirdik tamamen. Şimdi revanimizi yapmaya başlayabiliriz. 4 adet yumurtamı eklemiştim. Şimdi 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Çırpmaya başlıyorum. Sırasıyla 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı daha irmik. İrmik 2 su bardağı olacak arkadaşlar. Kabartma tozu, vanilya birer paket. 1,5 su bardağı unumu ekliyorum. Ve tamamen püre haline getirdiğim portakalımı 1 adet tüm portakalımı ekliyorum. Şimdi yavaş yavaş çırpmaya başlıyorum. Revani hamurumuz hazır. Tepsime iyice yaydım arkadaşlar. Fırınımı 180 derecede ayarladım. Fırın tepsisinde yapmamın nedeni arkadaşlar daha ince seviyor ev halkı. Böyle çok kabarık, kalın istemiyorlar. Şam tatlısı gibi ince olsun istiyorlar. Onun için olabildiğince yaydım tepsime. Şimdi 180 derecede fırınlayacağım. Fırınımı önceden ısıttım. Şerbetiyle buluşturacağız. Portakallı revanimizin şerbetini hazırladık. Ilıdı arkadaşlar. Tatlımız da çıktı fırından. O da ılık vaziyette. İkisi de ılıkken buluşturacağım. Ve birazcık şerbetini çekmesini bekleyeceğim. Daha sonra sunum aşamasına geçeceğiz. Bütün portakal kullanarak, portakalı tamamen püre haline getirerek yaptığımız revanimiz, portakallı revanimiz hazır arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir lezzet oluyor. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum bu tarifi sizlere. Bildiğiniz bütün revani tariflerini bir kenara bırakın ve bu tarifi mutlaka bir gün deneyin.
Ramazan ayında özellikle iftar sonrası hem kendinize hem komşularınıza ikram etmek için bir gün mutlaka deneyebilirsiniz. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle destekli olursanız, bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim arkadaşlar.